Herkese merhaba dostlarım. Yepyeni bir Call of Duty Mobile videosuna tekrardan hoş geldiniz. Umarım keyifleriniz yerinizdedir. Her sezonun sonu olduğu gibi ufak bir şekilde, klasik bir şekilde sizlerle beraber devam ettirdiğimiz güncelleme serimizin haberlerini bugün paylaşayım dedim. Evet dostlar, bu yılki etkinlikte ilk bakış olarak şöyle diyebilirim ki yine bir şekilde zarlarla oynanan bir masa oyunu göreceğiz. İlerlemek ve kazanmak için görevler yapacağız, zar atacağız, farklı ödüller ve ücretsiz ödüller kazanacağız. Bununla beraberinde de ücretsiz ödülleri de sağ taraftaki ilerleme çubuğundan göreceğiz. Farklı kazanacağımız taraflar da olacak ama bu şekilde de baktığımızda gerçekten de AK-117'nin 3 farklı planı olacak, yani deseni olacak. Aynı zamanda Kilo, AK-47 ve M4 için de farklı yenilemeler ve güncellemeler olacak. Evet, gelelim bir sonraki güncellemeye. BR Lobby'nin yeni arka planına erişeceğiz. Yani yeni haritayı artık BR Lobby'de göreceğiz. Gerçekten temiz göründüğünü söyleyebilirim. Evet, buradan baktığımızda Cry haritasının iki farklı görevi ve etkinlikleri olacak. Bunlardan farklı aktiviteler ve harflerin ve yeni robot mini oyunları da dahil olacak. Zaten bunu bazı Call of Duty Mobile sızıntı veren arkadaşlardan bunları görmüşsünüzdür. Fragmana bakılırsa da öyle görünüyor. Ayrıca kazanabileceğimiz ücretsiz bir Epic Quick Try var. Bunda harfleri toplayarak zaten şey yapacağız. Güzel bir tasarıma sahip olan bir silahımızı alacağız. Beklenen ücretsiz kapak ise Badger skin'i toplamak istiyorsanız not etmenizde de fayda var. Evet dostlar, bu da görmüş olduğunuz üzere yeni lobby'nin videosu ve şu an sezon 10 trailer'ında birazdan böyle bir güncellemesini göreceğiz. Oradan izleyeceğiz. İşte Battle Bus trailer. Polina ve Cordite var, final kart isimli. Burada tabii bir tavuk detayı var. Polina FFR1, USS 9 ve Grysor var. Synaptic gördük, oradan bir Koskayla vurdu. French ise M4 ile beraberinde geldi. Gerçekten güzel silahlar var diyebilirim. Korkak tavuk teması mıdır nedir, yok. Orada tavuğun zıplayış detayını gördünüz değil mi? Ve sezon 7'nin de eski şeylerini alabileceğiz. Elite paslarını alabileceğiz. Bu da yeni rank sezonunun trailerı. Burada da yeni bazı özellikleri göstermeye çalışıyorlar. İşte bütün sınıfları çoklu da kullanabileceğiniz şekilde ayarlıyorlar. İşte sezon 5'te gelecek olan karakterimiz bu. Gerçekten güzel bir karakter var. Yani çoklu sıralamalı maçta bu karakter gerçekten güzel. İnce bir bayan karakter. Vallahi ben beğendim, ne diyeyim, sırf bunun için kasılır yani. Bu da yeni haritanın şeyi, teaser'ı. Buradaki örümceklerden falan detaylandırılacaklar. Şöyle bir çok güzel yapmışlar ya. Vallahi billahi ben beğendim ya. Baksana örümceğe bak. Örümcek detayı bak. Orada şey yapıyor. Bu örümcekte güzel görevler olacak. Böyle harfler falan toplayacağız, mektuplar toplayacağız. Bu mektuplarla beraberinde de güzel bir silah alacağız. Yani bu örümceğin yeni haritada gerçekten detay olacak. Bu da yeni infaz. Gerçekten değişik olmuş. Ama tekme sanki biraz karaktere uzak kalmış gibi. Yani onu bilemedim yani. Bir şey diyemiyorum ona. Evet. Ve şimdi karşınızda Mitik Uzi'nin de şeyi, çekilişi. Burada bir asval var. Hemen akabinde bir shorty veriyor. Gene değişik renkli bir şekilde. Böyle bir anahtarlık var. Sevimli klasik.
pragmatik diye şeklinde bir emot veriyor. Bu emotta da ben ne işe yaradığını anlamış değilim. Ama farklı geliyor. Bununla beraberinde hemen sıradaki şeyimiz ise Bulldozer isimli, çok renkli, böyle hafiften de karanlık, dark, renkli dark temasını andıran şey var ve Uzi. Uzi diyoruz ama aslında bunun asıl şey USS 9. Çok farklı yani, çok neonsal. Böyle bir falım sakızı gibi ya, böyle sakız reklamlarındaki gibi şey yapmışlar, çizgi film, çizgi anime tarzında bir şey yapmışlar. Öldürme efektlerini görüyorsunuz. Yani çok farklı. 3. seviyede ismi Sonic Bomb oluyor. Ve ilk öldürmelerdeki isimlerde de böyle şeyler vermekte. Yani bana çok şey gelmedi yani. Sanki biz böyle bir hafiften Fortnite gibi olmuşuz, Valorant gibi olmuşuz gibi bir hissiyat verdi nedense bu silah, ama olsun. Modern Warfare 11 bir tabancamız var ve Odin'den sonra ikinci el bombamız geliyor artık. Klasik kart ve hemen akabinde de şey var. Evet, sesler biraz kaydı. Onun sebebi çeken kişiden dolayı olabilir. Şöyle baktığımda yani güzel bir silah aslında diyebilirim ben. Yani şey değil. Bu da silah emot görüntüsü. Baksanıza, şimdi orijinal USS'i gösterdi, tıklattı. Ama güzel bir efekt vermişler yani, ben onu söyleyeyim yani. Ben efekti beğendim, silahı da beğendim yani. Ne yalan söyleyeyim. Öldürmelerine gelelim. Öldürme efektlerine hemen bakıyoruz. Bak, önce sosis çıktı. Bunu daha önce de gözüme çarpmıştı bu. Şimdi ikinci şarjör yenilemesi yapacak. Gene sosis çıktı. Şimdi tekrar şarjör yenilemesi yapıyor, bakın. Muz çıktı bu sefer. Gördünüz mü? Yani farklı şeyler de var. Muhtemelen şarjın azlığına, çokluğuna göre değişiyor gibi geldi bana. Evet dostlar, yeni silahımız LK24 oldu. LST sandığından bize LK24 verecek. Bildiğiniz üzere LST sandığını Call of Duty Mobile'de ve Battle Royale ve çoklu sıralamalı sezonlarda 2 yıldız toplayarak, madalya 2 madalya toplayarak yapıyorduk. Ekstradan sonrasında geçiken oyuncular için de 3. bir madalya takviyesi bize yaptılar. Bu da neydi? 10.000 puana ulaşmamızdı. Yani hem ister Battle Royale'de ister çoklu sıralamada 10.000 puana ulaşmamız yeterliydi. Bununla beraberinde 3 sezonda en fazla, zaten sezonda en fazla 3 tane alıyorduk. Burada da videoda görmüş olacağınız üzere mesela 1. sezonda 3 tane aldık, 2. sezonda 2 tane yaptık ve silahımızın ismi de LTS LK24 Deadkun isminde. Bu da efekt animasyonu, silahı indirmemişler ama gördüğüm üzere bakıyorum ve gerçekten animasyon da güzel aslında. Yani bir önceki verilen ücretsiz M4'e bir benzer animasyon yapmışlar. Yakışmış. LK24 şu an hala dosyalarda bulunmamakta. Çin sürümünden bazı veri sızıntıları sayesinde bulundu. Yakın zamanda zaten, yakın zaman diyorum ama 6 gün sonra zaten bu silah madalyalı 6 tane madalyayı toplayan delikanlılar, dostlarımız, arkadaşlarımız, kardeşlerimiz bu silahı ücretsiz bir şekilde alacak. Alamayanlarsa üzülmesinler. Bu sezon, önümüzdeki sezonda 3 madalya topladığınızda zaten alırsınız. İlla geçen sezondan kalma 2 tane madalyanız vardır, 3 tane madalyanız vardır diye umuyorum. Evet dostlar, umarım videomu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.